13 yaşında bir çocukken sokağa terk edildi. Bir kaçak bir kamyona bindim, Ankara maceram başladı. Güven Parkı'ya yattım. Önce İsmet Paşa, sonra da Demirel'e gidip yardım istedi. Dedim ya bu milli kahraman, bunlar ülkeyi kurtarmışlar. İki çocuğu mu kurtarmayacaklar? Ben gideceğim, ben okut diyeceğim onlara dedim. Yetiştirme yurdundan çıkıp emniyet müdürü oldu ama sokakları hiç unutmadı. Acılarını temizde çeken adamın yüreklerinize dokunacak öyküsü birazdan Haber 35'te. Sevgili seyirciler, bir fidandı, devrildi, yeniden ayağa kalktı, bir çınar oldu. Şevki Dinçal, Sivas'tan hiç bilmediği Ankara'ya geldi, sokaklarda yattı, aç kaldı, yılmadı, kaderine karşı durdu. Güliz sokakta yeniden hayata tutundu, çalıştı, çabaladı, başarılı bir emniyet müdürü oldu. Ama geçtiği o sokakları hiç unutmadı. Emniyetten emekli olan Şevki Dinçal, şimdi sokak çocuklarının Şevki babası. İşte azmin başarısının ve imkansızı mümkün kılmanın bir hikayesi geliyor ekranlarınıza. Sivas'ta başlayan, Ankara'da virajlara giren, Güniz Sokak'ta yeniden doğan, Kütahya'da zirve yapan bir hayat hikayesi. Sokaklarda mevsimi hep kış olan hayattan Şevki Dinçal, azmi ve inancı sayesinde çıktı. Üstü başı toz toprak içindeki çocuğun hikayesi, babasını kaybedip Sivas'tan Ankara'ya, dede evine gelmesiyle başladı. Ben kaçak bir kamyona bindim, Ankara maceram başladı. Ankara'ya geldim, dedemi buldum. Bir müddet dedemde kaldım ama dedem dayımla baktım münakaş ediyor. Bana bakamayacağını söylüyor. Ben ayrıldım dedemin evinden. Önceliği para kazanmaktı. Bir berber dükkanındaki ilan ekmek parası oldu. Bir berber dükkanına çırak aranıyor diye berber dükkanını gördüm. Tereddüt ettim gireyim mi girmeyeyim mi diye. Girdim. Derdimi anlattım. Dayımda kalıyorum dedim. Çırak olmak istiyorum dedim. Dedi ki sana maaş veremem ama günlük bahşiş neyse onu alırsın. Tamam dedim, razı oldum. Cebi az da olsa para görmüştü ama başını sokacak bir yuvası yoktu. Kaldırımlar evi, banklar yatağı, sokaklar hayatı oldu. Yürüdüm Güven Park'a kadar geldim. Güven Park'ı daha ayak altı olduğu için, daha hareketli olduğu için orada kalabileceğimi düşündüm. Ve orada kalmıyormuşum. Ama Eylül ayı, Eylül ve Ekim aylarıydı benim kaldığım zamanlar. Çok soğuk. Ankara'nın çok soğuk olduğu zamanlar. Geceleri özellikle. Ama Şevki Dinçal kararlıydı. Sokaklara yem olmayacak, okuyacaktı. İlk denemesini İsmet Paşa'ya ulaşarak yaptı. Ne istiyorsunuz dedi. Ben dedim İsmet Paşa amcayı göreceğim dedim. Randevunuz var mı dedi. Hayatımda ilk defa randevu kelimesini duyuyorum. O ne ki asker abi dedi. Yani dedi sizi bekliyor mu dedi. Yok dedim. Kim diyelim dedi alaylı bir şekilde. Adımı söyledim. Tüfeği bize doğrultunca, dalga mı geçiyorsunuz benimle diye, tüfeği bize doğrultunca biz kaçmaya başladık. Arkamıza bakmadan Kavaklıdere'ye kadar indik. Belki o görüşme gerçekleşmemiş, hevesi kırılmış, güveni örselenmişti küçük Şevki'nin. Ama o yılmadı. Bu kez kader onun elinden Güniz Sokak'ta tuttu. Hem de yeni umutlarla. Evet dedi, ne istiyorsunuz siz dedi. Ben dedim Süleyman Demirel amcayla görüşeceğim dedi. Böyle deyince güldü. O amca benim dedi, söyleyin dedi, ne istiyorsunuz dedi. Çünkü benim annem babam yok, ben okumak istiyorum dedi. O sırada Nazmiye hanımefendi çıktı. Sen dedi, hiç mi kimsen yok dedi. Yok dedim, sokakta kalıyorum ben dedi. Az dedi, cebinden bir şey çıkardı. Al şu parayı dedi. Dedim ki ben para istemiyorum. Ben dedim okumak istiyorum. Al evladım dedi, elime parayı sıkıştırdı. Şimdi dedi buradan dedi, gideceksin, bir taksiye bineceksin. Doğru Adalet Parti Genel Merkezi'ne gideceğiz. Kızılay'da. Ve Şevki Dinçal Kızılay'da Adalet Partisi'nin binasına gider. Yetkililere ulaşır, bir okula yerleştirilir. Artık küçük Şevki sokakların Şevkisi büyümüş, koca adam olmuştu.
polis kolejinde ki kendimi denemek için ikinci imkanına girdim, kazandım. Polis Akademisi'nden başarıyla mezun olan Dinçal, emniyetin her kademesinde görev aldı. Kütahya Emniyet Müdürü olarak çalıştı ve geldiği yerleri hiç unutmadı. Sokaklar çocuk doğurmuyor. Sokakların çocuğu yok. Sokaklara çocuğu atan biziz, bizleriz. Mesela Kütahya'da biz 18 çocuk tespit etmiştik. Belki hepsi sokakta yaşamıyordu ama bir şekilde çiner ve Bali bağımlısı çocuklardı. Onları tespit ettik. 16'sını kurtardık. Yetiştirme yurtları benim önceliğim oldu. Çünkü onların sıkıntılarını ve dertlerini biliyordum. En önemlisi de onlardan biri olduğumu bildikleri için hep onlara gidip onlarla konuşmak, beraber olmak, onlara bir takım aslında çok şanslı olduklarını hissettirebilmek göreviydi benim kendi adıma yaptığım şey. Yıllarca kendini sakladığını itiraf etmekten kaçınmayan Şevki Dinçal, Umudun Işığı İçimizdeki Yarın kitabıyla yaşadıklarını kağıda döktü. Ben de bir zamanlar kendimi sakladım. Emniyet amiri oluncaya kadar yetiştirme yurdunda büyüdüğümü, sokaklarda kaldığımı kesinlikle saklamıştım. Acılarımı temize çektiğimin farkına vardım. O arınmayı gerçekleştirmek isteyenler için çalışmalarına devam eden Şevki Dinçal'ın toplumdan bir de isteği var. Toplumun her kesimi, konuyla ilgili herkes bu konuda duyarlı olmaz ise, bir kesimin, sadece polisin veya sadece bazı derneklerin yapacağı çalışmalar yeterli değil. İşte sokaktan zirveye kadar tırmanan bir çocuğun inanılması güç hayat hikayesi. Umarız herkese örnek olur.